usta bu noktaya geldiysek tek suçlu var, o da benim. Ben duygularımın önüne geçebilirdim usta ama yapamadım. Yapamadım. Kendine kızgınsın. Öyle. Yakup usta düşünsene. Öyle bir derdin var ki ama kimselere de anlatamıyorsun. Benim içimi dökebildiğim tek insan sensin. Bence bir insan söyleyemediği şeyler yüklenmemeli. Ama ben yaptım işte. Nasıl böyle oldu gerçekten bilmiyorum. Gerçekten. İlk başta sadece nefes için Nurşah'la birlikteydik. Sonra birdenbire her şey değişti. Sürekli gözümün önünde olsun istiyorum. Her baktığımda ona olmaz usta. Olmaz yapamam çünkü Nurşah bana Orhun'un emaneti. Ben nasıl ona karşı böyle şeyler hissederim? Olmaz. Hazreti Ali insanı secdelerden değil, doğru sözünden ve emanete ihanet etmemesinden tanırsın demiş. Duydun mu Hazreti Ali'nin bu sözlerini? Ne manaya gelir? Anladın mı? Yok usta, duymadım ama ne demek istediğini çok iyi anladım. Sen de bu iş olmaz diyorsun. Ben bir şey demedim. Diyenler demiş. Usta, ben emanete ihanet edemem. Emanet güvenmektir. Korku ve endişeden emin olmaktır. Allah bize emanetleri ehline vermemizi emreder Kenan. Emreder ki ehil kişi vakti geldiğinde o emaneti sahibine iade edebilsin. Nurşah da bir emanettir. Senin de ona göre davranman icap. Sana bir sorum var. Nurşah'la siz gerçekten evli olsaydınız, Orhun sana, senin gibi emanet ehline, kardeşini yine emanet etmeyecek miydin? Hayat hesaplı değil, nasiple yaşanır Kenan. Bırak hep kötü yanına düşünmeyi. Gönlünde derdi olanın çayı da demli olurmuş. Ben de bize birer demli çay koyayım. Sağ olasın usta. Karacaoğlan ne demiş biliyor musun? Gönül kuşu kalktı, havaya uçtu. İn gönül dedim de indiremedim. Aşıp aşıp gider karlı dağlara. Dön gönül dedim de döndüremedim. Artık senin de o karlı dağlara gitmenin, emaneti gerçekten teslim almanın vakti gelmiştir Kenan oğlum. Ne dersin?